Euzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli arkadaşlar, Bakara suremizin 24. ayetine gelmiştik. 23. ayeti kerimede bir tahaddi, bir meydan okuma vardı. Ve in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratin mimmithlihi. Yani bir ölçü veriyor Rabb'im. Eğer bir takım şeylerden zihniniz şüphedeyse size ölçü olabilecek bir şey. Yani Kur'an'ın Allah tarafından gönderilip gönderilip Biz bir ölçü. Mesela madem bunun bir beşer yapısı olduğunu düşünüyorsunuz. Bunun benzeri bir sure getirin o zaman. Şimdi getiremeyince o zaman ne oluyor? Bunun gerçek olduğunu anlaman lazım tarih boyunca yapılamamış. Gerçeği benzeri getirilememiş. Bu bir ölçüdür bakın. Yani insaflı bir ölçü. Anlamak isteyen için yeterli ve insaflı bir ölçüdür. Bu ölçü 23. ayette verildi. Peki madem bu ölçüye uygun bir şekilde bir davranış sergilemeye çalışsanız ki çalışanlar olmuştur. Bunun karşılığı ne olmuştur? Geleceğe yönelik bir haber de barındıracak 24. ayet şöyle buyuruyor Rabb'im: Fe in lem tef'alu. Eğer yapamadıysanız, yapamazsanız ki ara cümle velen tef'alu. Gelecekte de bunu asla yapamayacaksınız. İlâ yevmil kıyame böyle bir şeyi yapamayacaksınız. Madem bunu yapamıyorsunuz o halde fetekun naral lati ve qudha su vel hicara. Yani fetrükü inade demektir. İnadı bırakın. Madem yapamıyorsunuz, madem bu ölçüye uygun hareket edemediniz, size verilen bu ölçüyü yapamadınız. Öyleyse inadı terk edin, insafa gelin, iman edin demektir. Peki böyle yapmazsanız ne olur? O zaman işte bu olur. Fettakun narelleti ve quduhunnas vel hicare yakıtı çırası insanlar ve tapındığınız putlar, taşlar olan ateşten sakının. Yani inadı terk edin, iman edin. Ki bu ateş u'iddet lil kafirin, kafirler için hazırlanmıştır. Şimdi bu ayet-i kerimenin tefsirini okuyacağız inşallah. Fe in lem tef'alu ve len tef'alu fettequn nara allati waquduha'n nasu vel Lemma erşedehum ilel cihetilleti minha yeteğarrafûne sıdkan nebiyye aleyhisselam. Allah müşrikleri peygamberin doğruluğunu kendisiyle anlayabilecekleri bir cihete yöneltince yani 23. ayette kendilerine meydan okununca bu meydan okunma niye yapıldı? peygamberin ve peygambere verilen kitabın doğruluğunu anlayabilmeleri için bir meydan okumaydı değil mi? İşte böyle meydan okuyunca galelehum <laughs> Allah onlara buyurdu ki fe iza lem tuariduhu madem ki Kur'an'a bir benzerini getirerek bir sureyle dahi olsa bir benzerini getirerek madem ki karşı koyamıyorsunuz ve bana acüküm Acziyetiniz ortaya çıktı ve vecebe tasdikuhu ve onu tasdik etmeniz vacip oldu. O halde fe aminu, iman etmeniz gerekir, iman edin ve Hafu korkun, sakının. El azabel muadde, limen kezzebe ve anede. Yalanlayan ve bu yalanını da inadi bir şekilde yapan, efendim, e, kimseler için hazırlanmış olan azaptan korkun. Ve fihi delilani ala isbatin Bu ayette nübüvvetin ispatına yönelik iki delil var. Birincisi sıhhatü kevnil mütehadda bihi mu'cizen. Kendisiyle meydan okunan şeyin bir mu'ciz olduğunun doğru olması değil mi? Onun bir mucize olduğu ortaya çıkıyor. İkincisi de vel ihbaru bi lan yef'alu. İleride gelecek, gayipten haber veriyor. İleride böyle bir şey yapılamayacağını haber vermesi. Peygamberimiz eğer nübüvveti doğru olmasa böyle bir şeye haber verebilir mi? Elbette veremez. Kur'an muciz olmazsa benzerini getirebilirler mi? Elbette getirmeleri gerekir ve huve Kur'an'ın benzerini yapamayacakları bir gaybi bilgidir. La ya'lemuhu illallah. Onu Allah'tan başkası bilmez. Ve peki burada fe in lem tef'alu in niye kullanıldı? Şart edatı olarak in niye kullanıldı? Faruk kardeşim biliyorsun in şeki ifade eder. Şart edatıdır. Şek içindir. İla ise vücub içindir. İda da şart edatıdır, gayri cazimdir ama vücub ifade eder. Yani kesinlikle bir şey bir şeye bağlanıyorsa ida kullanılır. Ama bir şeyin bir şeye bağlanması şart cevap meşkuk ise şüpheli ise in kullanılır. Tamam mı? İn li şekki derler, ida lil vücubi derler. Şimdi burada şek edatı kullanılıyor. Fe in lem tef'alû. Eğer yapamazsanız acaba yapabilme şüphesi mi var şimdi onu inceleyecek müellifimiz ve lemma kanel aczu anil muaradati qabla teemmuli kel meşkuki fihi ledehim ve lemma kanel aczu anil muarada Kur'an'ın bir benzerini getirme, suren bir sureyle de olsa bir benzerini getirmekten aciz olmaları olunca gablet teemmülü, teemmülden önce, düşünceden, düşünmeden önce ne gibi olunca kel meşkuki fîhî ledeyhim onların katında şüpheli bir durum olunca peki niye şüpheli? littikâlihim alâ fesahatihim, fesâhatlerine güvendikleri için, dayandıkları için ve itimadihim ala belagatihim belagatlarına da itimat ettikleri için onların katında meşkük oldu. Yani burada kullanılan dil muhatabın anlayışına uygun bir dil. Aslında Kur'an'ın bir benzerini getirememeleri kesindir değil mi? Getiremeyecekleri kesindir. Velen tefalü onu ifade ediyor zaten. Ama bu kesinlik bize göre Muhatap kitleye göre böyle değil. İnanmayan müşrikler belki de getirebileceklerini düşünüyorlar. Çünkü fasih ve belil kimseler. Yani onların katında bir şüphe var değil mi Mehmet kardeşim? Onların katında bir şüphe var. İşte dil, kullanılan dil onların anlayışına uygun. Buna ne deriz biz? Empati deriz değil mi? Karşındakinin anlayışına uygun bir dil kullanıyorsun. Fe in lem Madem yapamıyorsunuz size göre yapıp yapamayacağınız şüpheli onun için in ama bize göre kesin idealem tefalu demektir. Ama bak size göre ifade kullanıyorum. Hadi davranın yapmaya. Hadi yapabiliyorsanız yapın bakalım demektir. İşte böyle olunca bu kimseler belagatlarına, fesahatlerine güvendikleri için onların katında bu durum şüpheli bir durum olunca Siqal kelam ma'hum ala hasebi hisbanihim. Söz onların zannına uygun olarak sevk edildi. Empati. Feciye getirildi bir in. İn getirildi. değil, <laughs> şekki şek için olan in getirildi. Dûne idâ ellezîlil vücubi. Vücub için olan ida getirilmedi. Peki burada şöyle bir soruda akla gelebilir değil mi? Fe in lem Mesela 23. ayete uygun olarak Faruk kardeşim fe in lem denilebilirdi. Fe in lem te'tû bi sûratin Eğer bir surenin benzerini, Kur'an'ın bir suresinin bile benzerini getiremiyorsanız ki velen elbette bunu getiremeyeceksiniz. Fettegun nara. Böyle olabilirdi. Fe inlem denilmedi de genel manada bir fiil zikredildi. Fe inlem tef'alü yapamazsanız. Neyi yapamazsanız? Kur'an'ın bir benzerini getirme işini. Değil mi? Niye böyle dendi? Şimdi bunun nedenini açıklayacağız. Ve abbera anil itiyani bil fi'li. Allah İtiyan yani getirmek etayetiden bir kelime kullanmak yerine bil fiili fiil kullandı. Niye? Li ennehu fi'lun min el Eta bi getirmek, yapmak bir şeyi. E bu da bir fiildir. Yani bir işi yapmak, getirmek de bir fiil değil midir? Daha genel kavram kullanıldı. Özel değil de daha genel. Bir sure getirin bunu yapamazsanız yani sure getirme işini yapamazsanız. Demek ki getirmek de bir fiildir. Peki bunun faydası ne? Vel faide tufihi bundaki fayda ennehu carin mecral kinaye. Bir kinaye yolunun tutulması. Burada bir kinayenin cari olması. Elleti o kinaye ki ke ihtisaran. Sana İhtisar, kısalık sağlıyor. Yani fiil zikrediliyor ama getirme eylemi kastediliyor. Çünkü getirme eylemiyle fiil arasında bir mülazemet var. Yani fiil de getirmektir, getirmek de fiildir. Bir iştir, birbirine bağlı bunlar. Peki eğer fiil maddesini kullanmasaydık, fe in lem tef'alu demeseydik ne diyecektik? Şöyle diyecektik. Fe in lem te'tu bi suratin min mislihi ve lem te'tu bi suratin min mislihi fettakun nar. Bak ne kadar uzayacaktı kelam. Ama fiil zikredince fiilin kapsamı geniş olduğu için fe in lem dedim mi iş bitiyor. Daha bir suratin min mislihi demeye gerek kalmıyor. اِذْ لَوْ لَمْ يُعْدَلْ عَنْ ila الْاِتْيَانِ اِلَى الْفِعْلِ Eğer ityan maddesinden yani lem te'tüden eğer fiil lafzına dönülmese, lem tef'alü denilmeseydi tu Uzayacaktı, uzatılacaktı söz. En yuqale şöyle denilerek فَاِنْ لَمْ تَعْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَلَنْ bi بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ Demek ki böyle uzunca bir kelam yerine Rabbim bir kelime kullandı. Fe in lem tef'alu dedi. Mesele bitti. Peki ve tef'alu. Bu nedir? Ve la mahalle li kavlihi ve tef'alu. Ve tef'alu'nun mahalli yoktur. Niye? Li enneha cümletün Şart ile cevabı arasına girmiş bir itiradiye cümlesidir. Ve hassene hadel i'tiraza burada cümle i'tirazıya getirilmesi güzelleştirdi. Yani burada cümle itiraziye kullanılması güzel hale getirildi getirdi. Ve hassene hadel i'tiraza burada i'tiraziye kullanmayı güzelleştirdi. Ne enne lafza şartı bit teraddüdi. Baştaki inin in tereddüt ifade etmesi dolayısıyla فَقُطِعَ ya يَا فَقَطَعَ وَيَا Allah kesti kavlihi ve وَلَنْ تَفْعَلُوا Şimdi fe inlem lem tef'alü'den bir şek çıktı mı? Tereddüt çıktı değil mi? İn kullanılmasından dolayı. dolayı. Ha bu tereddüt bakarak bunu yapabileceğinizi zanıyorsanız, zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Ve len tefalu Kesinlikle yapamayacaksınız. Demek ki o inden kaynaklanan tereddüdü ne yaptı? لَنْ تَفْعَلُوا kaldırdı. Peki bu len kelimesi nasıl bir yapıdır? Vela velen uhtani. Bunlar kardeştirler. Fi nefil müstakbeli. Gelecek zamanın olumsuzlaştırılması noktasında bunlar kardeştirler. Hiç mi fark yok aralarında? Şu kadar bir fark var. İlla enne fiilen te'kiden. Ancak len de bir te'kit manası var. Ve anil halil. İmam halilden rivayet edilmiş ki asluha la en. Bunun aslı la endi. Ve indel ferra. Ferra'nın katında ise la'dır. Len'in aslı la. Nasıl oldu Len übdilet elifu ha nunen. Elifi nuna çevrildi. Ve inde sibe ve katında ise bu nedir? Harfun mevbu'un li nefil müstakbeli. Gelecek zamanın oluşturu nefinin, gelecek zamanın nefinin pekiştirilmeli bir şekilde olumsuzlaştırıldığını ifade etmek için mevzu. Li nefil müstakbeli. Yani pekiştirmeli bir şekilde gelecek zamanın olumsuzlaştırılması içindir. Peki velen tefalü nasıl bir iddia? Geleceğe yönelik bir iddia değil mi? Gelecekte bunu yapamayacaksınız. Ya acaba yapmış olabilirler mi? Haşa yani Kur'an'ın bu gaybi haberi e, nasıl doğrulanmış? Bir bakalım. Ve innema ulime bilindi ki ennehu ihbarun anil gaybi ala ma huve bihi bu tam da haber verdiği şekliyle geleceğe yönelik gaybi bir haber olduğu bilindi. Ki hatta sara mucizeten. Bu mucize olsun değil mi? Nereden anlıyoruz bunu? Li لِأَنَّهُمْ لَوْ عَارَضُوهُ بِشَيْءٍ Eğer müşrikler Kur'an'a karşı herhangi bir şeyle bir karşı koyma durumları olsaydı, leştühira bu ne olurdu? Meşhur olurdu, bilinirdi. Fekeyfe nasıl meşhur olmasın ki? Ve ta'inun fihi ekteru <laughs> min ezzabin anhu. Kur'an-ı Kerim hakkında ta'n yani ileri geri konuşanlar, ona inanmayanlar, efendim meydan okumak isteyenler onu savunanlardan ilk dönemlerde ve'abdin savunanlardan daha çok sayıca daha fazlalar. Dolayısıyla bir şeyler getirebilmeleri lazımdı ama getiremediler. Şimdi değerli arkadaşlar, feinlem tefalu, velan tefalu, fetteku. Şimdi bu şartla cevap arasında tam bir bağlantı kurulamıyor gibi. Eğer yapamazsanız ki yapamayacaksınız, o halde fetteku sakının. Tamam mı? Şuradan bakalım. Fe in lem tefalu. Bu in in şartiye değil mi? Fe in lem tefalu. Şu ve len tefalu ara cümle yaptık. Şimdi fetteku da cevap. Fe in lem tefalu. Eğer Kur'an'dan bir surenin, Kur'an'ın benzeri bir sure getiremezseniz ki elbette getiremeyeceksiniz. O halde fetteku nara. Ateşten sakının. Şimdi Kur'an'ın bir benzerini getirememe ateşten sakınmaya sebep olur mu? Olmaz. Kur'an'ın bir benzerini getiremez adam gene de iman etmez. O zaman ateşten de cehennemden de korunamaz. Şart ile faruk şart ile cevap arasındaki bağlantı nedir? Sebep müsebep bağlantısıdır. Her zaman şart cevabın nesidir, sebebidir. İnci teni ekram tüke. Gelirsen ikram ederim. Gelmek ne olacak? İkrama sebep olacak. Demek ki neymiş? Şart ile cevap arasındaki bağ sebep müsebbep bağıymış. Her zaman bu hiç değişmez. Her şart cümlesi gördüğünüz zaman cevabın sebebidir. Her yerde değişmez bu kural. Şimdi aynı sistemi buraya uyguladığımız zaman fe'inlem tefalu eğer yapamazsanız Buradaki eylem ademül fiil, yapamamak. Ademül fiil. Yani Kur'an'ın herhangi bir suresinin bir benzerini getirememek. Bu fettakun naraya sebep olmaz. Kur'an'ın bir benzerini adam getiremez ama ona rağmen ateşten sakınmaz. Yani iman etmez. O zaman burada asıl cevap mahzuf olması lazım. Tamam mı? Asıl cevap fa'aminu veya fetruku fetruku el inade tamam mı asıl cevap bu fa'aminu iman edin madem benzerini getiremediniz o halde size düşen iman etmektir veya inadınızı terk etmektir eğer bunu yapmazsanız, hala inadınızı terk etmezseniz, iman etmezseniz o zaman fettegunnar. İman etmemek ateşten sakınmaya sebeptir. İman etmemeniz ateşten sakınmanızın size emredilmesine sebeptir. Tamam mı? Çünkü iman etmiyorsa bir adam onu ateşten sakınmakla tehdit etmek doğru bir tehdit olur. Ama fein lem tefalü yapamazsanız, e, yapamamanız, fettakun nâra olmuyor. Şimdi buna değinecek müellifimiz. Ve şurita şart kılındı fittika nari ateşten sakınılmasında. Yani fettakun da şart kılındı ne? İntifa'u ityanihim bi suretin min mislihi. Kur'an'ın surelerinden bir surenin benzerini getirememeleri, getirememeleri ne oldu? sebep kılındı fettakun naraya. Liannehum çünkü onlar iza <Sessizlik> lem madem onu getiremediler ve tebeyyana aczuhum anil muaradati Kur'an'a karşı bir benzer getirmekten acziyetleri ortaya çıkınca sahha indehum sidqur rasuli onların katında peygamberin doğruluğunun ortaya çıkması lazım. Ve ida sahha indehum Peygamberin doğruluğu da ortaya çıkınca sadakahu onu ne yaparlar? Doğrularlar veya saddakahu onu tasdik ederler. İza sahha indahum sidkuhu peygamberin doğruluğu da peygamberin doğruluğu da ortaya çıkınca ve iza sahha indahum sidkuhu onların katında bunun doğruluğu da ortaya çıkınca tüm lazimul inade buna rağmen bundan sonra hala inada yapışırlarsa ve ebev el inkiyade yani boyun eğmekten uzak dururlarsa istevcebu ennar kendilerine ateşi gerekli görmüş olurlar. O halde fekile lehum onlara denilmiş oluyor ki in isteben acze madem acziyetinizi ortaya koydunuz o halde Fetrukul inade inadı terk edin. Fevul nara mevduhu. Fetekun nara cümlesi fetrukul inadenin yerine konuldu. Niye? Li ennetteka'en nari çünkü ateşten sakınmak sebebi terkul inadi inadı terk etmenin nesidir sebebidir. dir. Ve huve min babil kinaye kinaya babındandır. Yani müsebbep zikredilmiş, sebep kastedilmiş değil mi? Ve huve min şuabil belagati. Bu da belagatın şubelerindendir. Belagatın zirvesinde olan bir kitabın böyle bir sanatı kullanmasından daha doğal bir durum olamaz. Ve faidetül icaz, İcazın faydası da ellediği huve min hilyetil Kur'an. Ki bu Kur'an'ın süsündendir değil mi? Ve faide tuhu yani burada kinaye yaparak böyle bir kelam kullanmanın faydası el icazü ellezî huve min hilyetil Kur'an. Kur'an'ın süsü olan icazdır. El icazu ellezî huve min hilyetil Kur'an. Kur Kur Şimdi ne anlattık burada arkadaşlar? Fe in lem tef'alû şart cümlesiyle fettekun nara arasındaki bağı kurdu müellifimiz. Diyor ki fe illem tef'alû fetrukül inâde denmesi gerekiyordu normalde. Madem bunun benzerini yapamıyorsunuz, öyleyse inadı terk edin, mümin olun, imana gelin. İmana gelmeyecekseniz sizi tehdit ediyoruz. Fet nara allati ve an-nasu wal Ya İnadı terk etmemek nedir? Onların ateş ile uyarılmalarının sebebidir. Bak sebep müsebbep bağını kurduk. Yani fe in lem fe in tetruku el inade fe in lem madem inanmayacaksınız o halde fettakun nara. Kendinizi ateşten sakının. Yani cehenneme gireceksiniz. Peki vel vekut ayetteki vakut kelimesi nedir? Ma turfa bihin naru. Ateşin kendisiyle yükseltildiği şeydir. Yani hatabe odun demek. Çıra odun. Yani onu ateşe attığınız zaman ateş yükselir, alevlenir değil mi? Yanar. Yani vekut yakıt demek. Yakıt. Ateş kendi başına yanamaz. Bir yakıta ihtiyacı vardır. İşte onun adı vekuttur, yakıt demek. Ve emmel mastaru, tutuşturmak, yakmak, yakıt değil de yakmak, o femadmumun, o vukuttur, vukut. Vekût, yakıt, vukut, yakmak. Ve kad ca'e fethu, bazen mastarda da vekut geldiği görülüyor. Şimdi burada arkadaşlar bir mesele var. فَتَّقُ النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةِ Şimdi Furkan kardeşim, şu kuduha ve nedir? Vekudu, mübteda. Onun yakıtı ennâsü haber. Peki şimdi Faruk bu mübteda haber şu ennâsü vel hicârah da ona atıf. Bu cümle ne oluyor? Şu elletinin nesi oluyor? Sıla cümlesi değil mi? İğraplı mahalli yok. Şimdi sıla cümlesinin yani bir ismi mevsul zikredilip ondan sonra sıla cümlesi getiriliyorsa o sıla cümlesinin kullanılan cümlenin muhatap tarafından bilinen bir şey olması lazım. Şimdi muhatap kitle, bu ayetin muhatabı olan kitle, bu ateşin yakıtının insanlar ve taşlar olduğunu buradan önce biliyor mu, Acaba biliyor mu, bilmiyor mu? Yani müşrikler cehennem ateşinin yakıtının odunlar ve taşlardan oluştuğunu, insanlar ve taşlardan oluştuğunu, yakıtın yani odun olan yakıtın odun olması gereken yakıtın insan ve taşlardan oluştuğunu biliyorlar mı? Bilmiyor olabilirler. Eğer bilmiyorlarsa nasıl sıla cümlesi oluyor bu? Oysa sıla cümlesinin ne olması gerekiyor dedik? Muhatap nezdinde malum, bilinen bir şey olması gerekiyor. Cae geldi zeydün zeyd, ellezî o zeyd ki işte darabe. Yani senin onun vurduğunu bilmiş olman lazım. Câellezî e ekram tuhu ikramı bilmiş olman lazım. Sıla cümlesinin muhatap nezdinde malum olması lazım. Bu nasıl bir malum olacak? Malum değilse bu ayeti nasıl anlayacağız? Şimdi ondan bahsedecek. <laughs> ve sıletü ellezî ve elletî. Ellezî ve elletînin sıla cümlesi tecibü en tekûne ma'lûmen lil muhatabi. Muhatap tarafından malum bilinen olması lazım. Ekseriyetle böyledir. Ve hâdâ hükmün eğlebiyyün ağlabi bir hükümdür. La külliyyün. Külli değil. Liyennehu yecüzü kevnü sileti gayra ma'lûmetin hîne qusid et tefhîmü ve teşdîdü. Ululamak, yüceltmek kastedilirse bazen sıla cümlesi meçhul de olabilir. Genel durum bu. Ağlebi. Yani sıla cümlesinin muhatapların nezdinde malum olması lazım. Peki o zaman Nasıl anlamlandıracağız bu ayeti? Feyahtemilu şu ihtimal dahilindedir ki en yekunu semi'u min kitabi. Bu bilgiyi daha önceden ehli kitaptan işitmiş olabilirler. Yani cehennem ateşinin yakıtının insan ve taş olabileceğini olduğunu daha önce ehli kitaptan duymuş olabilirler. Ev min rasulillahi veyahut peygamberimizden duymuş olabilirler. Ö semi'u قبل هذه الايه قوله تعالى yahutta bu ayetten önce şu, önce nazil olmuş olan şu ayeti biliyor olabilirler tahrim suresinde değil mi <tiğil> ya eyhelledi ya ey ya eyhelledin amenu anfusakum ahlikum naran ve, ve quduhan vel ayeti var değil mi tahrim suresinde Şimdi Tahrim Suresi Mekki olduğuna göre bu sure Medeni olduğuna göre demek ki Mekki surede bu ayeti duymuş olabilirler. Ki bu ayette ne deniliyor? Fakuduhunnas vel hijarah deniliyor. Yani cehennem ateşinin yakıtının insan ve taşlar olduğuna dair bilgi Mekki bir surede geçiyor. O zaman e daha önce bunu duymuşlar. E duyunca da elleti ve kuduhen nasu vel denilebilir. Peki niye Tahrim suresinde Nekire'de bizim bulunduğumuz ayette ennar marife oldu? Bizim ayette bakın ve kuduha ennasu vel hicara fettekun nara ennar. Niye ennar oldu? Halbuki Tahrim suresinde U enfusekum ve ehlikum naran nekire geldi. Ve inne ma ca'atin naru thamma. Tahrim suresinde nekire geldi ve marifeten huna. Burada ise marife geldi. Niye? Li enne tilkel ayete nezelet bi Mekke'te. Çünkü Tahrim suresindeki ayet Mekke'den azil oldu. Sümme nezelet hadihi sonra bu ayetin benzeri nazil oldu bil medineti Medine'de müşaram biha ila ma arafuhu evvelen. Evvelen ilk defa bildikleri şeye işaret etmek için. Yani ne oldu? Eliflam ne oldu? Eliflamı ahtı harici oldu. Zaten narı biliyorsunuz. En nar işte o bildiğiniz ateş. Cani raculun bana bir adam geldi fe ekramtu er racule. O adama ikram ettim. Hangi adam? Gelen adam. Eğer bir kelimenin başındaki el takısı, eğer o kelime daha önce geçmişse, ona işaret ediyorsa buna ahdi harici zikri derler. Tamam mı? Ve mana kavlihi ta'ala ve kuduha nasu nasu vel hijara elleti ve nasu vel hijara hem Tahrim suresinde hem de Bakara suresinde geçen bu ayetin anlamı nedir? minen nirani bu ateş diğer ateşlerden farklı bir ateştir nasıl yani farklı bi enneha tüttegadü bin nasi vel hicarati bu ne olur insanlarla ve taşlarla tutuşturulur yakıtı odunu yakıtı insan ve taş yani taşlar insanlar adeta o ateşi harlayan, alevlendiren, yakıta dönüşüyor. Ve hiye kibriit, Bu da kibrit taşı olabilir. Çünkü fehiye o taş eşeddü tevekkuden, tutuşmak bakımından daha şiddetlidir. Ve ebta'u humuden, sönmek bakımından daha geçtir. Ve entenu raihaten, koku bakımından daha pistir daha ağır bir kokusu vardır. Ve el saku bil bedeni ve bedene iyi yapışır. Yani tutuştuğu yandığı zaman böyle insanın bedenine yapışıyor. Orada tutunuyor. Kibrit taşı. Şimdi bu olabilir. Yani en nasu vel hicarah dediğimiz zaman buradaki taştan kastedilen hani şu çakmak taşı diyoruz ya böyle bir taş olabilir. Ev veya el asnamul ma'budetü dünyadayken ibadet ettikleri o taştan yonttukları taşlarda olabilir. Yani ibadet eden ile ibadet edilen abid ile mabud ikisi birlikte yanıyorlar. Böyle de olabilir. Fehiye eşeddü tehassuran. Bu muhataba üzüntü verme açısından çok daha etkili bir yöntem. Yani dünyadayken ömrünü uğruna verdiği, Allah ile kendisi arasında şefaatçi olacağını düşündüğü, Allah'la kendisi arasına bir aracılık koyduğu, ona bir takım anlamlar yüklediği, Allah'ın kendisinde hulul ettiğini düşündüğü, o putu karşısında kendisiyle birlikte yanıyor. Bundan daha ağır bir durum olabilir mi? Niye taş? Niye? Ve ma daranennâ Allah burada insanların yanına yakıt olarak taşı bitiştirdi. Niye? Liennehum <لِأَنَّهُم> Çünkü insanlar, müşrikler قَرَنُوا بِهَا اَنْفُسَهُمْ فِي dünya. Çünkü onlar dünyadayken o putları kendilerine yaklaştırdılar. Onları mabut olarak gördüler. Onları kendilerini koruyan, kollayan, efendim yağmur yağdıran, rızıklarını veren Allah'la kendileri arasında aracı gördüler. Yani kendilerine yaklaştırdılar. Haytu <laughs> abeduha çünkü onlara ibadet ettiler ve cealuha lillahi endaden onları Allah'a eş ortak koştular. Ve nahruhu kavluhu taala bu mananın benzeri de şu ayette var. İnnekum ve ma ta'budun min dunillahi hasabu cehennem. Enbiya suresinde inneküm ve ma ta'budun tapındıklarınız nedir? Hasabu cehennem, cehennem odunlarıdır. Ey hatabuha. Fe biha Allah onlara o putları, taşları bitiştirdi. Muhammaten fi nari cehennem. Cehennem ateşinde alevlendirilmiş bir şekilde. Niçin böyle yaptı Allah? İblagan fi ilamihim onları incitme, eziyet etme noktasında son, nihai, en ileri seviyeyi onlara bildirmek için. اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ هُيِّئَتْ lehum Değil mi? Bu ateş ne oldu? Kafirler için hazırlandı. Ve fihi delilun ala ennen nara mahlukatun. Burada cehennemin mahluk olduğuna dair delil vardır. Hilafen lima yakuluhu cehmün. Cehmiye böyle düşünmez. Onlar cennet ve cehennemin mahluk olmadığını iddia ediyorlar. Cumhuru ehli sünne zehebu ila ennel cennete ve nâra mahlukatâni. Ve lehum delâilu ketîratun. Ahaduhâ hâzihil âye. Fe innehâ bizâhirihâ tedüllü alâ ennen nâra kad hüyyiyet. Bak mazi kullanılmış değil mi? üiddet lil kafirin. Kafirler için hazırlanmıştır. Yani şu anda cehennem hazırdır diyor. Mazi sırası kullanılıyor. Fe emmel mu'tezile Mu'tezile diyor ki innehuma lem tahluka ba'du. Henüz yaratılmamış. Mu'tezilenin de iddiası bu yönde. Sünnetullahi fi kitabihi en yedkura terhibe ma'at terhibi. Allah'ın Kur'an'ında takip ettiği metot, yol, sünneti o demek. Tergibi terhiple beraber zikretmesi. Yani Rabbim bir uyarı, bir korkutma, bir tehdit yaparsa peşinden bir müjde de getirir. Niçin? Tenşitan liktisabi ma yüzlifu. Allah'a yakınlaştıracak şeyleri kesbetmeye insanları hırslandırmak için, onları heyecanlandırmak için daha ve tesbitan an iktiraf ma yutlifu kendilerini helaka sürükleyecek şeyleri kesbetmekten de onları geri durmalarını sağlamak için felem ma zekara'l ve a'malehum Allah buraya kadarki ayetlerde kafirleri ve onların yaptıkları amelleri zikredince ve evadehum bil akabi onları çeşitli cezalarla tehdit edince Gaffahu bunun peşine getirdiği bi zikril müminine ve a'malihim ve tebşirihim. Müminleri, müminlerin amellerini ve onlara yapılan müjdelemeyi getirdi. Bi kavlihi şu ayetle. Ve beşşirillezine amenu ve amilu salihat. İman edip düzgün işler yapanları müjdele ne ile? Bi enne lehum cennatin tecrimin tahtihel enhar. Onlara ne var? Altından nehir, altlarından nehirler akan bahçeler, cennetler var. 25. ayete gelmiş olduk. Önümüzdeki ders 25. ayetten devam edelim inşallah. Lillahi'l-Fatiha.